Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Muhteşem bir villa tanıtmaya geldim. Benim en sevdiğim villa. Şu ana kadar yapılan villaların arasında en iyisi. 305 metrekare arsa içerisinde. 3+1. Full eşyalı. Yerden ısıtmalı. İklimlendirme, soğutma sistemi mevcut. Ev zaten eşyalarıyla birlikte muhteşem bir hale bürünmüş. Biz de bu evi gezeceğiz. Çok geniş bir bahçemiz var arkadaşlar. Tam giriş kısmında araç park yerimiz mevcut. Havuz dolu. Dolu vaziyette. Gayet de güzel duruyor değil mi? Çok şık duruyor. Burada bir jacuzzi sistemi var. Rahatlıkla. İstenirse burası belki ateş çukuruna da çevrilebilir. Çok da rahat bir şekilde çevrilebilir. Zaten orada gider mevcut. Burada sabit bir barbekü var ki bununla hiç ilgilenmiyoruz. En son ilgileneceğimiz şey o. Çünkü evde çok özellik var. Taş kaplama ve bu taşlar cilalı taşlar arkadaşlar. Cilalı taş devrinden kalma taşlar demeyeceğim. Soğuk bir espri yapmayacağım ama güzel bir cilalamayla harika bir parlaklık verilmiş. Gördüğünüz gibi bahçe mobilyamız burada. Orada bir salıncağımız var. Harika bir bahçemiz var. Aydınlatma sistemimiz harika. Spot ışıklandırmalar var. Orada yeşil ışıklar var. Ne yapalım? Böyle gidelim. Böyle gidelim. Zaten arkası müstakil. Bunu biliyoruz. Böyle bir bakalım. Harika bir peyzaj çalışması yapılmış. Havuzun ışığını yakamadık. Yaksaydık güzel olurdu. Ama gayet güzel bir havuzumuz var. Burada da girişimiz mevcut. Aslanlı yol diye bir yol var. Çorum. Hitit. Bilirsiniz. Gittiyseniz Alacaöyük'te. Hititlerin başkenti. Bir çıksana şöyle bir dışarıya kadar. Bir göster orayı. Böyle ihtişamlı bir girişi var. Bunu görmek lazım. Mükemmel bir giriş yapmışlar. Kemerli. Üstüne de iki tane aslan koymuşlar. Aslanın da pençesini. Top mu tutuyor? Top mu? Futbol oynayan. Liverpool'un ambleminde aslan yok muydu? Değil mi? Liverpool'un ambleminde vardı. Yine taş kaplama yapılmış. Çok güzel bir peyzaj çalışması. Güvenlik kamerası hazır. Alarm sistemi hazır. Akıllı sistem. Fiyatını söylemedik. 6 milyon 800 bin TL. 6 milyon 800 bin TL. Çok özellikli, çok güzel bir ev alacaksınız arkadaşlar. Mükemmel de bir villa gezmiş olacağız. İçerisi dışarıdan daha da güzel. İçerisine bayılacaksınız. Böyle köşeden bir arkayı da gösterelim. Ardından evin içerisine bakalım. Böyle bir arka bahçemiz var. Çok da güzel duruyor. Yemyeşil bir peyzaj çalışması yapılmış. En sevdiğim peyzaj çalışmasından. Spot aydınlatmalar harika duruyor. Gerçekten çok güzel. Çok güzel, muhteşem bir yer izleyeceksiniz. Siz kısa bir tanıtım videosu izleyin. Bu arada içerinin fragmanı gibi olsun. Ardından tekrar içeride buluşalım. Evde yokuz. Şaka şaka. Bu espriyi yapmak için 4. çekişimiz. Zil çalışmadı. Zil çalışmadı. 7 milyonluk ev. Ama zil çalışmadı. Neden? Temassızlık varmış. Çözdük. Güzel bir girişimiz var. Yerden ısıtmalı. Akıllı sistem. 3+1 ayrı mutfak. Lüks eşyalarla döşenmiş harika bir villa sahibi olacaksınız. Parmak izi okuyucuyla girebiliyorsunuz eve. Parmak izinizi kaybetmediğiniz sürece sıkıntı yok. Şimdi burada güzel bir vestiyer alanı var. Bak merdiven altı da ışıklandırılmış. Görmediğimiz nokta bile özenle yapılmış. Görmüyoruz ama bir şekilde burası özenilmiş arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Gerçekten harika duruyor. Böyle yapay çiçekler var. İstenirse gerçek çiçek de konulabilir. Vestiyerimiz var. Öyle çok büyük vestiyerlere gerek yok. Zaten burası yazlık bir bölge. Burada böyle bir raf yapılmış. Salonun arası çok güzel duruyor. Gerçekten mükemmel. Birazdan içeriden bakacağız. Merdivene de bakacağız. Audio marka, akıllı sistem, kumanda paneli. Nerede internetiniz olursa olsun, nerede olursa olsun, uzayda dahi olsa evinizi buradan yönetebiliyorsunuz. Gayet de güzel bir akıllı sistem arkadaşlar. Ve dediğim gibi yerden ısıtma buradan halledebiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz. Karşımda bir mutfağımız, sol tarafta bir tane de salonumuz var. Çok güzel bir salon. Biz mutfaktan başlayalım. Banyo lavaboya en son bakalım ki bunlara öncelik tanımış olalım. Güzel bir mutfağımız var. Çok geniş. Buradaki dolap yetmemiş. Buraya da dolap koymuşlar. Dediğim gibi yerden ısıtmalı. İklimlendirme klimamız da burada arkadaşlar. Klimadan biraz daha iyi. Ne gibi iyi? Havayı kurutmuyor.
biraz daha böyle ılımlı bir soğutma sistemi sağlıyor ki bu gerçekten şu an aradığımız şey. Özellikle yaz aylarında klima beni rahatsız ediyor, sizi de rahatsız ediyordur. Tavana kadar yükseltilmiş dolaplarımız var. Harika dolaplardan bahsediyorum. Beyaz eşyalar tamamlanmış. Buraya da eşyalar gelecek. Bunlar da gelecek. Böyle bırakılmayacak. 60'a 120 mermer görünümlü seramikle tamamen kaplanmış otomatik panjurlu. Buradan bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Oradan bakmıştık zaten. Tavan yüksekliği 3 metre. Normalde standart neydi? 2.65. Didim standartları. Burası 3 metrelik bir tavan yüksekliği var. Ve sonrasında ilk önce banyo lavaboya bakalım. Salona mı? Banyo lavaboya bakalım. Çok geniş bir banyo lavabomuz var. Siz görmüyorsunuz kapının arkasında çamaşır makinesi için yer mevcut. Harika bir duşakabin. Buraya bir niş yapılmış. Gerçekten muhteşem duruyor. Çok güzel duruyor. Ben çok sevdim. Visam'ın gömme rezervuarı var. Burada harika bir dolap yapılmış. Yine ahşap renkleri burada her zaman tercih edilmiş. Peki salon. Salona bayılacaksınız. Eşyalar mükemmel. Salon başlı başına mükemmel. Çok güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir salon. Spot aydınlatmalar zaten harika. Ev özenilerek yapılmış eşyalar da özenle seçilmiş. İstenirse bu eşyalar kalabilir. İstenirse de tamamen değiştirebilirsiniz. Parası verilmiş. Gidip istediğinizi seçebilirsiniz. Artık fark olursa da onu da müteahhit halletsin. Çünkü güzel bir ev sahibi olacaksınız. Harika bir televizyon ünitesi yapılmış buraya. Burayı ölçeceğim ama ölçmek istemiyorum. Kesinlikle 35-40 metrekare boyutunda var arkadaşlar burası. Çünkü eşyaların arasından geçmek istemiyorum. Burada harika bir yemek masası var. Çok güzel. Çok güzel. 6 kişilik, istenirse 8 kişiye kadar da çıkartılabilecek bir yemek masasından bahsediyorum. Çok da muhteşem duruyor. Burada bir de mumluk var. Çok güzel duruyor. Gerçekten harika. Şimdi orada dur. Böyle bir bak. Muhteşem durmuyor mu? Değil mi? Harika duruyor. Renk seçimini değiştirebilirsiniz. Halıyı değiştirebiliriz. Her şeyi değiştirebiliriz. Burada çok güzel bir ek dolap bırakılmış. Üstüne de böyle şamdanlarla artık lambalarla süslenmiş. Televizyon ünitesinin alt tarafı. Görsel olarak bir şömine. Isıtmıyor ama güzel de bir şey. Burada bir şey var. Bunu bir deneyelim. Bu nedir? Bak bunu kapatıp açıyorsun buradan. Renk. O renk de değişiyor. Oradan gözüküyor mu? Bak sarı oldu. Mavi oldu. Tamamen böyle masmavi bir tonda. Harika oldu. Bu da güzelmiş. Çok güzel de biblolarımız var. Seramik, tek seramik. Harika duruyor. Televizyon ünitesi zaten başlı başına muhteşem olmuş. Yapanın ellerine sağlık. Evi kim alırsa bu atarım. Atı şimdiden alayım mı? Gideyim böyle? Gitmeyelim değil mi? Sonra adımız hırsıza çıkmasın. Zaten bu evde çok şey çalabilirim arkadaşlar ben. Evi satarsam böyle kesinlikle o atı alacağım. Yukarıda bir tane çarşaf beğenmiştim. Orijinal değilmiş, onu almayacağım. Vazgeçtim. Bir de şu. Bak bu. Roma askeri. Ya da Sparta askeri. 300 Spartalı vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Çok muhteşem bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Bizim Battal Gazi gibi. Allah rahmet eylesin Cüneyt Arkın'a. Battal Gazi gibi böyle binlerce kişi öldürüyorlar. Çok güzel bir salonumuz var. Harika bir aydınlatması var. Lafı çok uzatmayalım. İşimize odaklanalım. Güzel bir villa sahibi olacaksınız. Şimdi salondan çıkalım. Yukarıya doğru bir gidelim. Yukarıda neler bizi bekliyor? Çok şık bir merdiven var. LED aydınlatmalar merdiven altında. Ve üst taraf gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir kaplamayla kaplanmış. Harika duruyor. Merdiven boşluğumuz mükemmel. Toplamda 3 adet oda, bir tanesi ebeveyn banyolu, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. L şeklinde bir koridor ama burayı bir gösterir misin? Çok güzel olmuş. Ben Didim'de tek olanı istiyorum diyorsanız burası orası. Gerçekten tek şu ana kadar. Bundan daha iyisini gezmedik. Bundan daha iyi yapılanı da görmedik şu ana kadar. Tabii yapılacaklar var, bunlara şahidim. Hatta çoğunun projesinin içerisindeyiz. Şimdi burada harika bir banyo lavabomuz var. Genel kullanım banyo lavabo. Aşağıdakinden biraz daha geniş, kocaman hatta. Farklı farklı seramikler kullanılmış. Duvarlarda küçük seramikler, yerde 60'a 120 seramikler. Ve gördüğünüz gibi kocaman da bir pencere bırakılmış ki buzlu bu. Buzlu pencere. Dışarıdan içerisi asla gözükmüyor. Artı panjur sistemi orada da mevcut ki güvenlik açısından da çok ideal. Buradan çıktığınızda hemen bunun karşısında kocaman bir boy aynamız var.
Bunun da arkası LED olsa nasıl olurdu? Değil mi? Çok güzel olmaz mıydı? Arkası bunun da LED olsaydı harika olurdu. Ve burada çok güzel bir odamız var. Muhteşem bir oda arkadaşlar. Bu odaya bayılıyorum ben. Şimdi birazdan yer değiştireceğiz seninle. Buranın ölçümünü bir alayım ben. Birazdan yer değiştireceğiz. Çünkü buradan daha güzel gözüküyor. Ben de ölçebildiğim kadar ölçüyorum. Burası toplamda 15 metrekarelik bir oda. Dolap var. Dolaptan sonraki pay var. 15-17 metrekare arasında diyelim. Burada çok güzel bak yaklaş bir makyaj masamız var. Bunu kapatıyorsun. Direkt masayla birleşiyor. Açıyorsun. Makyaj masası. İdeal değil mi? Çok güzel. Böyle bir döner misin? Bak böyle bir dön. Şurayı bir gösterelim. Benim sevdiğim çarşaf buydu ama tabii. Şunu da açalım. Açamadık. Neden? Bunlar büyük ihtimal bağlanmamış. Çok güzel spotlar arkadaşlar. Kitap okumak için ideal olacaktır bunlar. Ve gördüğünüz gibi harika bir boya var. Çok güzel bir boya yapmışlar. Böyle kabartmışlar boyayı. Bayağı bir işçilik var bunda. Ne boyaydı bu? İtalyan boya mı? İtalyan değil. İtalyan baskı boya farklı. Bu değil. Burada da dolap var. Kocaman bir dolap. Gerçekten güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Devam ediyoruz. Burada oldu mu şimdi diyeceğiniz bir oda var. Neden oldu mu şimdi diyeceksiniz? Çünkü boş bir oda. Neden boş bırakıldı? Mantıklı bir açıklaması var. Burası çocuk odası. Çocuk kız mı erkek mi gibi düşünerek burası boş bırakıldı. Ona göre de eşyalar gelecek. Yani evde bir kız çocuğunuz varsa ya da bir erkek çocuğunuz varsa ona göre eşyalar gelecek. Şimdi ben burayı açamadım. Burada Fransız balkon var. Göstermeyelim. Perdeyle uğraşmayalım. Tabii misafir odası olarak da düzenlenebilir. Yan tarafta misafir odası olabilir. Tavan yüksekliği dediğim gibi çok yüksek. Bir dakika. Şunları açabiliyor muyum? Bunlara deneyeceğim. Bak bu çok güzel. Bunlar da harika. Çok güzel duruyor. Yapmışlar. Yapanın eline sağlık. Bu sistemi ilk defa burada görüyorum. Başka yerde görmedik. Yapmadılar. Pahalı mıdır? Pahalıdır. Hakkını veriyor mu? Bence veriyor. Güzel diyorum. Çıktık buradan. Bitti mi bitmedi. Bu evde sıkılmazsınız. 3 tane sabit pencere bırakılmış. 3 tane sabit pencere. Dışarıdan içeriği göremiyorsunuz. Filmli pencere bunlar. Artı bunlarda da otomatik panjur var. Böyle bırakmıyorlar. Bunlarda da otomatik panjur var. Burada da en sevdiğim oda var. En sevdiğim oda da burada. Şimdi burayı bir ölçelim. Çok güzel aynalı bir dolap. Şuradan ölçeceğim. Sonra seni buraya alacağım. Kolunu çeker misin? Ölçemedik. Burası toplamda. Hemen hızlıca ölçmeye çalışıyorum. Toplamda 18 metrekarelik, 17-18 metrekarelik bir oda. Seni böyle alayım. Seni böyle alayım. Bu aynaları da giderken alayım. Gören de diyecek ki kardeşim sen her şeyi alacaksın. Ama gerçekten güzel olmuş. Hakkını vermişler. Çok da hoşuma gitti. Burada da ayrı bir boya çeşidi var. Mükemmel duruyor. Orada güzel bir balkon var. Burada çok şık bir dolap var. Açalım mı dolapları? Bakar mısınız? Boya aynası. Kullanıyorsunuz. Aynı ihtiyacınız da kalmadı. Makyaj masamız burada. Televizyon ünitesi için burada yer var. Ben yatak odasında televizyona karşıyım. Burada ne var? Güzel bir ebeveyn banyomuz var. Siz görmeyeceksiniz ama klozet kapının arkasında kalıyor. Burada duşa kabinimiz mevcut. Gayet şık, tertemiz, güzel bir banyo lavabomuz var. Ama odaya bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok güzel döşenmiş. Yataklara bayıldım özellikle. Eşyalara bayıldım. Aşağıdaki mesela o biblolara bayıldım. Ev hakkını vererek yapılmış arkadaşlar. Biraz uğraşılmış. Uğraşılmış, düşünülmüş. En ince ayrıntısına kadar da yapmışlar. Konum da harika. Merkezi konumda. Bu bölgeye baktığımda en mantıklısı bu geliyor bana. Neden? Çünkü fiyat performans. Diğerlerine bakıyorum 5,5, 6, 6,5 milyon civarında. E buna bakıyorum. Bu onlardan çok daha iyi. Çok çok daha iyi. Şimdi şöyle düşünün. Yerden ısıtma. 150 bin lira. Artı iklimlendirme sistemi. Konuşamadım bak gördün mü? Onlar kaç liradır? Hiç tahmin edemiyorum. Ben de bilmiyorum. Eşyalar 200 bin lira tutar mı? 150-200 bin lira arasında rahatlıkla eşya var. Çünkü sadece bahçedeki mobilya 35-40 bin lira. Çok büyük paralar arkadaşlar. Bunları da düşeceğiz. Tamam güzel bir para isteniyor ama ev de güzel. Burada da bir balkon var. Bu balkon böyle çıkıp sadece böyle bir hava durumuna bakmak için bir balkon gibi düşünün. Gayet güzel. Havuz da dolu. Buradan da atlayabilirsiniz. Ev çok güzel. Bence
güzel bir ev sahibi olacaksınız. Burada da bulunmayacak evlerden bir tanesi. Bölgede zaten bundan daha iyisi yok. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Videonun içerisinde sürçülisan ettiysem affedin arkadaşlar. Bazen böyle yorgunluktan artık, çünkü akşam saat 8.30, biz hala çekimdeyiz. Böyle biraz daha böyle şakayla dolu bir çekim yapıyor. Son enerjimizi de buraya sarf ettik. Güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum.